Sevgili arkadaşlar merhaba, bu videomuzun konusu rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler ve problemler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan değerli emekleriyle 7. sınıf matematik kazanım kavramı testi 5 olacak. Peşinen söylüyorum, temel düzeyde matematik çalışan, TYT'ye çalışan arkadaşlarım da bu videoyu gönül rahatlığıyla izleyebilir. 7. sınıf dediğine bakmayınız. Matematik her yerde matematik sevgili arkadaşlar. Rasyonel sayılar biliyorsunuz anlaşılması bazen zor olabiliyor. Bakalım sevgili arkadaşlar. Bir işlem görüyorum. 1 bölü 2 çarpılıyor. Kimle? Parantez içindeki ifadeyle. 1 bölü 3'ten 1 bölü 4 çıkartılmış. İşlem önceliğini biliyorum değil mi sevgili arkadaşlar? Önce parantez içine bakıyorum. Parantez içini hallediyorum. Daha sonra işlemimde parantezler kalmadıktan sonra çarpma ve bölmeyi sırasıyla yapıyorum. Her şey bittikten sonra artık en son toplama ve çıkarma işlemlerimi yapıyorum. Şimdi benim burada önceliğim parantez içini halletmem. Önce o işlemi yapacağım. Bu işlemi yapabilir miyim? Şu an yapamam. Yapabilmem için paydalarımın eşit olması lazım çıkarma işlemi için. Hemen paydalarımı eşitliyorum. Baktım. Bunu bu kesri 4 ile, bu kesri de 3 ile genişletiyorum sevgili arkadaşlar. 1 bölü 2 devam ediyor. Genişlettim. 4 bölü 12. Eksi genişlettim. 3 bölü 12. Şimdi benim bu arkadaşı bu arkadaştan çıkarma yetkim var. Neden var? Artık paydaları eşit. Paydaları eşit olmasaydı işlemimi devam ettiremezdim. İşlemim buradan kaldığı yerden devam ediyor. 1 bölü 2 burada. Şu arkadaşı bu arkadaştan çıkartıyorum. 4'ten 3'ü çıkarttım. 1. Payda aynen kaldı. 1 bölü 12. Çünkü 12'de 4'ten 12'de 3'ü çıkarttım. Ve artık çarpma işlemi. Çarpma işleminde artık sevgili arkadaşlar payla payı, paydayla da payı, paydayı çarpıyorum. 1 ile 1'i çarptım. 1. 2 ile 12'yi çarptım. 24 sonucuna eriştim. Hop, B şıkkında da bunu görüp hızlıca 2'ye devam ettim. İkinci soru ne diyor? Nasıl sesleniyor bize? Bu sefer daha karışıkmış gibi gözüküyor ama panik yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Ben bildiğim işlemleri, işlem öncelikleri sırasına göre tatbik edersem, uygularsam, yaparsam pekala işin içinden çıkarım. Değil mi? Attığım her adım doğru olduğu sürece doğru yere varmak istediğim gerçek yere ulaşırım. Bakalım sevgili arkadaşlar. Parantez içinde 2 tam görüyorum. Ne ile toplanmış? 1 tam 1 bölü 2 ile. Benim bu toplama işlemi yapabilmem için sevgili arkadaşlar tam sayılı şekilde gösterilmiş kesri bileşik kesri çevirmem lazım. 1 tam 1 bölü 2 1,5. Bunu bazı arkadaşlarımız da bilir. Nasıl genişletiyorum? 1 ile 2'yi çarptım. 1'i ekledim. Paya yazdım. Payda aynen kaldı. Bakın 3 bölü 2. 3'ü 2'ye bölseniz zaten 1,5 yapar. Bak burada da 1,5 görüyorum ben zaten. Parantezim devam. Böleceğim bu işlemi hallettikten sonra. Aynı zamanda şu işlemi de halledeceğim. 2 eksi yine aynı ifade az önce yapmıştık. Bunu da 3 bölü 2 dedim. Şimdi işlemi devam ettiriyorum. Şimdi bunu da yapabilmem için sevgili arkadaşlar 2'nin altında gizli bir 1 olduğunu ben biliyorum. Paydalarımın eşit olması için bu arkadaşı 2 ile genişletiyorum. Boş durmuyorum. Bu arkadaşı da 2 ile genişletiyorum. İşlemim devam etti. Genişlettim. 4 bölü 2'de ile 3 bölü 2'yi toplamamı istiyor. Daha sonra da 4 bölü 2'den 3 bölü 2'yi çıkartmamı istiyor. Bu ifadeyi de bu ifadeye bölmemi istiyor. Bakalım neler oluyor. Topladım. 4 artı 3 7 bölü 2. Parantezim kayboldu artık. Bölü 4'ten 3'ü çıkarttım. 1 bölü 2 kaldı. Şimdi ne yapmam lazım sevgili arkadaşlar? Birinciyi aynen yazıyorum. Rasyonel sayılarda bölme işleminde. İkinci ifadeyi bölen ifadeyi de ters çevirip birinciyle çarpıyorum. 2 bölü 1 yapıyorum. Çarparken de sevgili arkadaşlar burada söylediğimiz gibi 7 ile 2'yi çarp 14 sonra 2 ile 1 çarp 2 14 bölü 2 yapabilirsin ama çok güzel bir şey var. Bizi çok çok angarya işlerden kurtaran bir şey. Çarpma işlemi görüyorsam sevgili arkadaşlar pay ve paydadaki sayıları
artık çarpma işlemi gördüğümde herkes de birbiriyle çarpım halindeyse sadeleştirebiliyorum. Bakın 2 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Hiç kendimi angareye sokmadım. 7 ile artık burada bir 1 var. 7 payda da zaten 1 var. Yazmama gerek yok. Tam sayılarda biliyoruz. Sonucum ne oldu? 7 oldu. 7'yi de A şıkkında gördüm. 3 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Bak bu sefer de bölüyü de başka bir şekilde göstermiş. 1 ile 1 bölü 3'ü toplayacağım. 1 artı 1 bölü 3. Daha sonra bu işlemi bitirdikten sonra 3 bölü 2'den de 1'i çıkartacağım. Daha sonra bu ifadeyi bu ifadeye böleceğim sevgili arkadaşlar. Hop eşittir. Bu eşittirleri falan doğru yerlerinde göstermek lazım. Şimdi şu işlemi yapmak için bu arkadaşı 3 ile genişleteceğim. Genişlettim. 3 bölü 3 artı 1 bölü 3. Çok da güzel oldu. Bölü 3 bölü 2. Arkadaşlar bak bunu gene 1, 2 ile genişletebilirsin ya. Da eksi 1 yerine direkt 2 bölü 2'yi yazabilirsin. Çünkü 2 bölü 2 de 1'dir. Sen buraya paydayı eşitleme kuralına 75 bölü 75 bile yazardın. Eğer paydası senin işine yarıyorsa. Güzel, 1'i 2 ile genişlettim. 2 bölü 2. Şimdi bu işlemleri kolaylıkla halledebilirim. Yapabilirim. Aşağıda devam ediyorum. 3, 1 daha topladım. 4 bölü 3 bölü 3'ten 2'yi çıkarttım. 1 bölü 2. Ne yapmam gerekiyor? Payı, ilk ifadeyi aynen yazıyorum. İkinci ifadeyi ters çevirip birinciyle çarpıyorum. Hop. Bakıyorum sadeleşecek bir şeyler var mı? Hayır, göremiyorum. O zaman 4 ile 8, 4 ile 2'yi çarptım. 8. 3 ile 1'i çarptım. 3. Hop. 8 bölü 3 dedim buna da. 4 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 4 ne diyor? Şöyle diyor öğretmenim. Aa. Eksi 3 bölü 2'nin karesini al. Eksi 1 bölü 3'ün 3. kuvveti çarpı bir de 3 bölü 4'ün karesi varmış. Oo, nasıl yapacağım acaba ben bunları? Sevgili arkadaşlar, şimdi bu ne demek? 3 bölü 2, eksi 3 bölü 2'nin karesi şu demek. Eksi 3 bölü 2 ile eksi 3 bölü 2'yi çarp demek, değil mi? Karesi demek bu demek. Güzel. Bunu yapacağım diyor. Yapacaksın. Önce çarpma toplamayı. Daha sonra eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 3. Hop. Devam ediyorum. Çarpı 3 bölü 4'ü de 2 kere kendisiyle çarpıyor. 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 4. Çok güzel. Şahane oldu değil mi? Bakıyorum sevgili arkadaşlar. Eksi ile eksiyi çarpıldığında artı olduğunu hepimiz biliyoruz. Artı 3 ile 3'ü çarptım. 2 ile 2'yi çarptım. 9 bölü 4'ü yakaladım. Artı mı eksi mi henüz bilmiyoruz. Tamam, artı şuradaki işlemi yapacağım şimdi. Arkadaşlar eksi ile eksi çarparsam artı olur. Eksi ile çarparsam eksi olur. Herkes çarpım halinde. Artı artı. Demek ki bu işlemin sonucu eksiymiş. Bakın eksi ile eksiyi çarptım. Hop artı yaptı. Artı ile eksiyi çarpıyorum. Eksi yaptı. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi yaptı. Hala eksi var. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi. Demek ki şu kocaman işlemin herkes birbiriyle çarpım halinde. Çarpılmış hali eksi olacak. Bakın işte size az önce söylediğim angaryadan kurtarın kendisini. Herkes çarpım halinde değil mi sevgili arkadaşlar? Pay ve paydada bulunan arkadaşlarda sadeleşenler var mı? Var öğretmenim. Bak burada bir tane 3 var. Burada da 3 var. Herkes birbiriyle çarpım halinde olduğu için sadeleştirebiliyorum. Bir tane daha 3. Bir tane daha 3 gitti. İşareti zaten belirlemiştim. Eksiydi. Şimdi pay kısmında 1, 1, 1. Hiçbir şey kalmadı. Burada da 1, 1. Pay kısmım 1'miş. Bölü. Payda da 3 var. 4 var. 4 var. Çarptım. 3 ile 4'ü çarptım. 12. 4 ile çarptım. 48'e ulaştım. Çok güzel. Oo, öğretmenim şimdi bu biraz zor gibi. Hiç önemli değil sevgili arkadaşlar. Şimdi artıdan eksi. Bu 9 bölü 4. Eksi 1 bölü 48 soruluyormuş bana. Şimdi
paydaları eşitlemem lazım. Burada da zaten gördüm bak. 4'ü 12 ile çarpınca 48 elde ettim. Bu arkadaşı 12 ile genişletelim. 12 ile 9'u çarpıyorum. Şurada hop ayrı bir yerde bir çarpalım. 9 kere 2 18, 1 elde 108. Çok güzel. Burası 108 bölü 48'miş sevgili arkadaşlar. Eksi 1 bölü 48. 108'den 1 çıkarttığımda 107 kaldığını mahalledeki herkes biliyordur muhtemelen. 107 bölü 48'i yakaladım. Onu da nerede görüyoruz? Hop A şıkkında görüyoruz. 5 ile devam edelim o zaman sevgili arkadaşlar. 5 ne diyor bize? Öğretmenim 5 şöyle söylüyor bize. 4 eksi bıp 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 işleminin sonucu. Sevgili arkadaşlar burada da ne yapacağım? 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. En küçük yerden başlıyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Önce şu işlemi yapacağım. Sonra bu arkadaşı bu arkadaşa böleceğim. Daha sonra da bu arkadaştan şurada elde ettiğim sonucu çıkartacağım. Gayet kolay. 1 var 3 ile genişlettim. Eşittir 4 eksi bunlar yerinde duruyor. 1 bölü 3 ile genişlettiğimde 6 bölü 3 eksi 1 bölü 3. Bak ne kadar kolay oldu her şey. Devam ediyorum işlemime. 4 eksi 1 bölü 6'dan 1'i çıkardım. 5 bölü 3. Şimdi ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Şunu. 4 eksi. Bu 4 eksi yerinde duruyor. Birinciyi aynen yazıyorum. Bakın birinciyi aynen yazdım. Bu arkadaşı ters çeviriyorum. Ve çarpıyorum. Çok güzel. 1 ile kimi çarpsam yine aynı şey elde ederim değil mi? Evet sevgili arkadaşlar. 4 eksi 3 bölü 5'i görüyorum. En son bir çıkarma işlemi. Bu arkadaşım 1 var. 5 ile genişlettim. 20 bölü 5 eksi 3 bölü 5. Bu da nedir arkadaşlar? 17 bölü 5'tir. Çok güzel. Bunu da hallettim. Eyvah eyvah. 6. soruya göz ucuyla şöyle bakınca neler görüyorum Allah'ım. Neler görüyorum. Sevgili arkadaşlar burada enteresan kocaman şeyler var. Nasıl yapmalıyım acaba? Arkadaşlar 0,004 bölü 0,012 artı 0,6 bölü 0,9 eksi 0,24 bölü 0,18. Bana bunu sormuş. Sevgili arkadaşlar biz burada ne yapıyoruz? Mesela benim kesir değerimi ben işte payda eşitlerken genişletiyorum değil mi? 4 ile genişletiyorum 5 ile. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şimdi rasyonel ondalıklı sayılar bunlar. Bu ondalıklı sayıları bölmek hoş olmayabilir. Bunu görmeyebilirim. Genişletebilirim. Mesela bu arkadaşı tam sayı yapabilmek için bakın kaç tane sıfıra ihtiyacım var? 1, 2, 3 tane sıfıra ihtiyacım var. Ben bu arkadaşı 1000 ile genişletsem bu kesir değerimi. Bakın 1000 ile bu arkadaşı çarparsam yukarısı 4 yapar. Aşağısı da 12 yapar değil mi? 3 tane sıfır gideceğim. 1000 ile çarpmak 3 sıfır, 3 virgül sağa doğru gitmek demek. 1, 2, 3. Hop 12'yi elde ettim. Şahane oldu. Artı sevgili arkadaşlar bunu da kurtarmak için virgüllerden 10 ile genişletirim. Bak bununla bunu çarparsam 6. 10 ile 0,9'u çarparsam da 9. Eksi. Şimdi bu arkadaşı kurtarmak için ne yapmalıyım sevgili arkadaşlar? 100 ile genişletmeliyim. Bak 100 ile genişletmek hem bununla hem bununla çarpıyorum. Hem bununla hem bununla çarpıyorum. Hem bununla hem bununla. Hem payı hem de paydayı çarpmak zorundayım. Öyle genişler. Sadece paydayı çarparsan çok büyük yanlış yaparız. Güzel. 100 ile çarptım. 24 bölü 18'i elde ettim. Şimdi sorum çok daha kolaylaştı sevgili arkadaşlar. Ne istiyor benden? Bunların paydalarını eşitler misin? Bakıyorum nerede birleşebilir bunlar?
Bundan önce bunları sadeleştirebilirim. Çok daha kolay olur. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bak sadeleştir 4 ile 1. 4 ile sadeleştir 3. 3 ile sadeleştir 2. 3 ile sadeleştir 3. Değil mi? Bölüyorum 3'e. Bu arkadaşları kaç ile sadeleştirelim? Bakıyorum 3 ile sadeleştirsem 6 ile sadeleşiyorlar. 6'ya böldüm 4. 6'ya böldüm 3. Çok güzel. Benim soru şuymuş. 1 bölü 3 artı 2 bölü 3 a eksi 4 bölü 3'müş. Çok kolaylaştı bak. Hiç payda bile eşitlemedim. Sadeleştirince her şey çok daha çırılçıplak ortaya çıktı. 1 ile 2'yi topladım. 3 eksi 4 dedim. Eksi 1 bölü 3 cevabına kolaylıkla ulaştım. Hiç kendimi yormadan 6'ya da B şıkkını işaretledim. 7 ile devam edelim. 7 ne diyor? 7'de de şimdi artık problemlere geldik. Çok adımlı işlemlerden biraz problem çözelim. Mesut Bey, bak mesela sevgili arkadaşlar, sevgili TYT'ye hazırlanan arkadaşlarım bu sorulara iyi baksın. Mesut Bey maaşının 1 bölü 6'sını, bak ini yazmış, 6'da 1'ini. Böyle okumak her zaman daha iyi. Ev kirasına 4'te 1'ini otomobil taksitine ödemektedir. Mesut Bey'in bu ödemeleri yaptıktan sonra geriye 1400 lirası kaldığına göre maaşı kaç liradır? Sevgili arkadaşlar, Mesut Bey 1 bölü 6'da 1 harcadı. Bir de 4'te 1 harcadı. Ne kadar harcadı? Gelin bunu bir hesaplayalım. Hesaplayalım öğretmenim. 2 ile genişlet. 3 ile genişlet. 2 bölü 12 artı 3 bölü 12. Sevgili arkadaşlar, Mesut Bey, sevgili Mesut Bey maaşının 12'de 5'ini harcamış. Geriye de 1400 lirası kalmış. Sevgili arkadaşlar, ben maaşımın 12'de 5'ini harcarsam ne kadarım kalır? 12'de 7'si kalır, değil mi? Çok güzel. Ya da bunu hem şöyle yaparsın, çok da güzel gözükür. Bak, gel buraya. Bunu 12 parçaya bölsek. Hani daha öğretici olsun. 12 parçaya bölelim. Hop hop. Öğretmenim ne kadar kolay böldünüz. Şöyle böldüm sevgili arkadaşlar. Önce 2'ye böldüm. Bunları da 6'ya bölecektim. Sonra bunları da 2'ye böldüm. 4 oldu. Bunları da 3'er parçalara bölünce 12 parça oldu. Bakın sevgili arkadaşlar. 5'te 12'sini, 12'de 5'ini, 12'de 5'ini harcayalım. 1, 2, 3, 4, 5 parçayı harcadım. Bak kaç parça kaldı? Benim elimde 7 parça kaldı, değil mi? Bu 7 parçada sevgili arkadaşlar kaç paraymış? 1400 liraymış. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar 7 parça 1400 liraysa 1 parça acaba kaç liradır? Benim amacım bunu bulmak. Bunu nasıl bulurum? 1400'ü 7'ye bölerim. Her bir parçayı bulmak için. Böldüm bunu. Hop 2 var. Hop 2 sıfırım daha var. 200 liraymış. Sevgili arkadaşlar bir parça 200 liraymış. Peki bak bu benim bütün maaşım. Burada kaç tane parça görüyorsunuz? 12 tane. 12 taneyi 200 ile çarparsam bütün parçaları bulurum. Sonu sıfırla bitenleri çarpmanın en kolay yolu nedir sevgili arkadaşlar? Sıfırları ayırırım bir kenara. 2 ile 12'yi çarparım. 24. Bakın maaşımız ne kadarmış? 2400 liraymış. Bunu da kolaylıkla bulurum. Bunu bakın grafiksel olarak gösterdiğimizde çok kolay anlaşılıyor. Şuradan nasıl anlardım öğretmenim? Burada da şöyle anlardınız sevgili arkadaşlar. Bak 5, 12'de 5'ini harcarsam 12'de 7'si kalır. Eğer 12'de 7'si 1400 liraysa bak 7'si 1400 lira. Sen 12'de 1'ini bulmaya çalışırsın. Bunu bulmak için de 1400'ü 7'ye bölersin. 12'de 1'ini 200 lira olarak bulursun. 12'de 12'sini bulabilmek için de 12 ile 200'ü çarparsın. Kesirli sayılar, rasyonel sayıların en büyük özelliği budur. Evet. 8'de devam edelim o zaman sevgili arkadaşlar. 8'de 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerin
6'da 5'i gözlüklü ve gözlüklü öğrencilerin de 5'te 3'ü erkektir. Buna göre bu sınıftaki gözlüklü erkek öğrenci sayısı kaçtır? Çok güzel. Bakın sevgili arkadaşlar, 30 öğrenci var. Bunların 6'da 5'i gözlüklü. Çok güzel, gözlüklü. Arkadaşlar 6'da 5'i ne demek, ne demek? Öğretmenim şu demek. 30'u 6'ya böl. Daha sonra bunun 5 tanesini al. 6'da 1'ini bulalım. 6'ya bölersem, değil mi? 6'ya böldüm, 5 kişi. Sevgili arkadaşlar 5 kişi kim? 6'da 1. Öyle değil mi? 6'da 1. 6'da 5'i demek ne demek? Bunlardan 5 parça alacaksın. Bak 5 ile çarpsam 6'da 5'ini bulurum. 5 ile çarptım bunu. Hop. 25 kişi. Yani 6'da 5. Hop. Gözlüklü. Değil mi sevgili arkadaşlar? Hop hop, gözlüğümüzü de çizdik şuraya. Değil mi? Gözlük takıyor. Daha sonra diyor ki sevgili arkadaşlar, bu kadar kişinin de diyor, bu kadar kişinin de 5'te 3'ü, 5'te 3'ü erkekmiş. Sevgili arkadaşlar 25'in 5'te 3'ü. Önce 25'i bir 5'e bölersin. Hop, 5 kere 5, 5 çıktı. Bu kimdir? 5'te 1'i. 25'in 5'te 1'i 5'tir. 5'te 3'ünü bulmak için de bunu 3 ile çarparsın. Böylelikle 5'te 3'ünü bulursun. Ki bu da ne yapar sevgili arkadaşlar? 5 ile 3'ü çarparsam 15 kişi yapar. Çok güzel. Gördüğünüz üzere tereyağından kıl çekercesine adım adım işlemlerimi yaptım. Kesirli sayı nedir? Onu bildim ve buna göre işlemlerimi hallettim. 9. Bir simitçi fırından aldı 150 simitin öğleden önce 5'te 2'sini, öğleden sonra kalan simitin 5'te 2'sini satıyor. Gün sonunda simitçinin elinde kaç simit kalmıştır? Bakın yine adım adım yapalım sevgili arkadaşlar. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şimdi benim 150 tane simidim var. 150 simit. Bunun 5'te 2'sini satalım. 5'te 2'si arkadaşlar. 5'e böl, 2 ile çarp. En kısa öyle söyleyebilirsin. Bak kısaca da yazayım. 150'yi 5'e böl, hop 2 ile çarp. Bunu bazen şöyle de gösteriyoruz. 150'nin 5'te 2'si. Bu şekilde de gösterebilirim. Ama 8. soruda çözdüğüm gibi sevgili arkadaşlar, en güzel hali odur. O şekilde yapmaktır. Böl 5'e, 150'yi 5'e böl sevgili arkadaşlar. Hop 30, değil mi? Bu kim? 30. 5'te 1. Ben 5'te 2'yi arıyorum. 5'te 2'yi bulmak için de 2 ile çarpıyorum. Hop 60 simit. 60 simit satılmış. Satıldı. Çok güzel. Şimdi kalan simitlerin 5'te 2'sini satacağım ya sevgili arkadaşlar. Bu durumda ne demem lazım? Kalan simiti bulmam lazım. Benim 150 tane simitim vardı. 60'ını sattım. 150'den 60'ı çıkardım. Hop 90 simit kaldı. Çok güzel. Şimdi bunun 5'te 2'sini bulacağım. 90'ın 5'te 2'sini, önce 5'te 1'ini bulurum. 1, 5, 4, hop 8. 18 simit 5'te 1'miş sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Ben şimdi 5'te 1'ini buldum. 5'te 2'sini kim bulmak ister bana? Öğretmenim ben bulurum. Çarparım bunu 2 ile. Çok güzelsiniz sevgili arkadaşlar. 2 ile çarptım. Hop 18 ile 2'yi çarptım. 36 simit satılmış. Ne zaman satılmış sevgili arkadaşlar? Bu da öğleden sonra satılmış. 36 simit de sattım. Benim baştan öğleden sonraya girdiğimde kaç simitim vardı sevgili arkadaşlar? 90 simitim vardı. 36'ını da öğleden sonra sattım. Çıkardım bunları birbirlerinden. 0'dan 4 çıkmaz biliyorsunuz. Komşudan bir borç aldım. 4. 1 buradan almıştım 8, 3'ü çıkarttım, burada 54
Simit kalmış. İnşallah simitçi arkadaşımız bunları da satar. Ekmeğine, evine güzel kazançlar götürür diyelim. Evine güzel kazançlar götürsün, güzel yemekler yesinler. Çocukları da rahat bir şekilde okusun değil mi simitçilerden? 10. Erdem aldığı romanın, güzel okumayı seviyor demek ki Erdem. Romanın 8'de 3'ünün 6'da 5'ini okumuştur. Roman 240 sayfa olduğuna göre Erdem'in kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okuması gereklidir? Güzel. Bir bakarız. Yardımcı oluruz. Erdem hesap yapmak istiyor demek ki. Erdem diyor ki ben diyor aldığım romanın roman 240 sayfa. Sevgili arkadaşlar 240 sayfalık bir romanımız var. Bu romanın 8'de 3'ünün 6'da 5'ini okumuş. Arkadaşlar önce 8'de 3'ünü bir bulalım. Bak 240'ın 8'de 3'ü az önce gösterdik değil mi? Buydu. Böyle çarpardım. Artık daha hızlı yapalım. Sonra bunun da sevgili arkadaşlar ne kadarını okumuş? 6'da 5'ini okumuş. Çok güzel. Bunu okumuş. Yani bu kadar okumuş. Kitabın bitirmesi için kaç sayfada kalmıştır diyor. Kalanı soruyor. Ne kadar geldin? Sevgili arkadaşlar benim okuduğum sayfa sayısı işte bu. Biraz daha hızlanıyoruz. Bak 8'de çok ayrıntılı çözdük. 9'da bir adım ileri götürdük. Burada bir ileri adıma daha götürüyoruz. Bakın 240'ın 8'de 3'ü budur sevgili arkadaşlar. Yani 240'ı 8'de 3 ile çarpmaktır. 3 bölü 8'de. Bu arkadaşın bunun da 6'da 5'i 5 bölü 6 ile çarpmaktır. Çok güzel oldu. Bak neden güzel oldu? Burada ben çok güzel sadeleştirmeler yaparak büyük angarya işlemlerden kendimi kurtarabilirim. Nasıl kurtarırım? Arkadaşlar 240 ile 6'yı sadeleştirin. 240'ı 6'ya bölün. Hop bu 1 oldu. Bunu böldüm. 40 kaldı. Bakın hala sadeleşenler var öğretmenim. 40'ı 8'e bölün. Bunu neden yapıyorum sevgili arkadaşlar? Herkes çarpım halinde olduğu için. Herkes çarpım halinde olduğu için bu tür sadeleştirmeler yapabilirim. İşlem angaryasından kurtarmak için kendimi. 40'ı 8'e böldüm. Burası 5. Burası da 1. Artık payda da sadece ve sadece 1'ler kaldı. Bakın yukarıda 5 var. 3 var. 5 var. Bunları çarpın. 5 ile 3'ü çarptım. 15. 15 ile de 5'i çarptığımızda 75. Demek ki sevgili arkadaşlar bu arkadaşımız Erdem 75 sayfa okumuş. Bitirmesi için ne kadar sayfaya ihtiyacı var? 240 toplam vardı. 75 okumuş. Çıkartalım bunu. 5 kaldı. 1. 13'ten 7 çıktı. 6. 165 sayfa daha okuması gerekiyormuş sevgili Erdem'in. Kolaylıklar diliyoruz. Umarım sürükleyici bir romandır. Hızlı hızlı okur kendisi. 11 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Saat 21'de başlayıp 21 saat kaç oluyor sevgili arkadaşlar? Evet herkes 9 dedi. Bravo tebrikler. Saat 9'da başlayıp 11 bak 23'ü de 11 diyoruz. 11'de biten bir filmin ne kadar sürmüş hemen söyleyeyim bana sevgili arkadaşlar. Hop 2 saat sürmüş. Çok güzel. 2 saatlik bir filmmiş. Bir filmin 15'te 4'ünde reklam gösterilmiştir. Aman hiç sevmediğimiz şeyler. Ne kadar da uzun sürmüş. Meğersem film 2 saat sürmüyormuş da 15'te 4'ü reklammış. Bu film aynı saatte başlayıp reklamsız şekilde gösterilseydi saat kaçta biterdi? Bak çok güzel. Filmin kaç saat olduğunu soruyor bana. Daha sonra bunu saat 9'a ekleyeceğim. Eklerim. Sevgili arkadaşlar 2 saat değil mi? 2 saatin 15'te 4'ü reklam. Reklam. Sevgili arkadaşlar hadi bana söyleyin. O az önceki grafik gösterimde de bunun 15'te kaçı filmin kendisi olur? Hop herkes söyledi. 15'te 11'i öğretmenim.
Evet sevgili arkadaşlar, filmin gerçek süresi 2 saatin 15'te 11'i. Şimdi ben 2 saatin 15'te 11'ini hesaplamam biraz zor olabilir. Bunu dakikaya çevirsem çok rahat ederim. Arkadaşlar 1 saat 60 dakika, 2 saat hop 120 dakika. Tebrikler. Filmin kaç dakika sürdüğüne bir bakalım. 120'yi 15'te 11 ile çarpacağım. Değil mi sevgili arkadaşlar? Az önce de örneklerimizi yaptık. Anlamayan arkadaşlarım 8 ve 9'u hatta 10'u da lütfen izlesin. Ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Bakın 120 ile 15'i hemen sadeleştirebilirim. Şurada bölerim. 120 bölü 15. 8 kere var gibi duruyor. 8 kere 5 40. Evet tam da 8'miş. Bu arkadaşlar sadeleşir 8 olur. Payda da artık bir şey kalmadı. 8 ile 11'i çarptığımda 88 olduğunu hemen görüyorum. Bu film meğersem 88 dakika sürermiş. Allah Allah, 88 dakika ne demek acaba? Arkadaşlar 1 saat 60 dakikaydı ya. Bak 1 saat sürüyor. 60 dakikayı da ne kadar geçmiş? 28 dakika geçmiş. Demek ki benim filmim 1 saat 28 dakikaymış. 32 dakikası reklammış. Bayağı da çok reklam vermişler. Neredeyse 4'te 3 kadar. %75'i. Onu daha sonra öğreniriz. Arkadaşlar saat 9'da başladı. 1 saat geçti. Saat 20 oldu. 28 dakika daha devam ederse 20-28 olur o saat. 12 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. 12'yi getirdik. Evet, ne diyor? Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin 3'te 1'ini, 1 bölü 3'ünü demişler, desteler halinde, kalanın düzünler halinde paketliyor. Sevgili arkadaşlar, destede 10 kalem, düzinede de 12 kalem olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Deste demek 10, düzine demek 12 adetten bahsediyordur bize. Güzel. 1 bölü 3'ünü desteler halinde paketliyor. Geri kalanı düzineler. Hemen karar verelim sevgili arkadaşlar. Belirleyelim. 1 bölü 3'ünü deste yaparsa geri kalanı kimdir sevgili arkadaşlar? 2 bölü 3. 3 de ikisidir değil mi? Hop şöyle grafiğimde de gösterirsem 3 parçaya böldüm. Bu kadarını düzineler halinde bütün kalemlerin, bu kadarını da düzine yapacak. Düzine deste. Güzel, bunları belirledim. Altını da çizerim hatta. Hop hop. 1 bölü 3'ü böyle. Diğer kalan 3'te 2'si düzine. İçinde bir düzine kalem olan 30 paket. 30 paket. İçinde düzineler varmış. Yaptığına göre içinde bir deste kalem olan kaç paket yapılmıştır? Sevgili arkadaşlar, benim önce neyi bulmam lazım? Benim bu toplam kalemlerim değil mi? Toplam kalemler bunlar. Toplam kalemle toplam paketler farklı şeyler. Şimdi 30 paket düzinlerden oluşuyor. Her bir pakette sevgili arkadaşlar, her bir pakette düzine olduğu için 12 kalem var değil mi? 12 kalem, 30 paket var. Bunları çarparsam sıfırı hemen yana ayırdım. 6, 360 kalem vardır burada değil mi sevgili arkadaşlar? Her bir pakette 12 tane olduğu için, düzine olduğu için. Bak ben burada nereye ulaştım? Öğretmenim şuna ulaştık. Hop, 3'te 2'si yani şurası 3'te 2'lik kısım kaç kalem varmış sevgili arkadaşlar burada? 360 kalem varmış. Ben neyi bulacağım? Düzine olarak yaptığı kaç kalem olduğunu bulacağım. Daha sonra da bu düzine olarak, deste olarak da kaç pakete ayrılabilir onu bulacağım. Sevgili arkadaşlar söyleyin bana. İki parça 360 ise her bir parçam ne kadar olur? 360'ın yarısı olan 180 ve 180 olur. Bak kalemlerin 3'te 2'si. 3'te 1'i kaçmış demek ki 180. Bunları da ne yapmış sevgili arkadaşlar?
deste deste yapmış. Her bir pakette deste deste 10 tane olacağı için de kaç paket yaparım sevgili arkadaşlar? 10'a bölersem hop 18 paket yaparım. Sevgili arkadaşlar, burada benim dikkat etmem gereken şey ne? O da şu. Burada 1 bölü 3 ya da 2 bölü 3 toplam kalemlerin miktarı. Paketlerin değil. Paketler içindeki deste ya da düzine olmasına göre de toplam kalem adetlerini değiştiriyor. Sevgili arkadaşlar, testimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.